Herkese merhaba. Nokia'nın 2012 sonbaharında tanıtmış olduğu iki Windows 18 telefonundan bir tanesi Nokia Lumia 820 şu anda elimde duruyor. Nokia Lumia 820, Nokia Lumia 920'ye göre biraz daha gölgede kalan bir akıllı telefon olmuştu. İki telefonun tanıtımı sırasında dikkatler genellikle Lumia 920'nin üzerindeydi. Ancak Lumia 820'de hiç yaban atılacak bir telefon değil. Telefon çeşitli teknik özellikleri bakımından Lumia 920 ile aynı seviyede, performans açısından da Nokia Lumia 920 ile boy ölçüşebilecek bir seviyede bu telefon. Öncelikle tasarıma göz atalım. Nokia Lumia 820 4.3 inçlik bir ekranda geliyor. Bu demek oluyor ki telefon Lumia 920'ye göre biraz daha az alan kaplıyor. Baktığımızda Nokia Lumia 920'deki polikarbon yekpare tasarım yerini Nokia Lumia 820'de kapaklı bir tasarıma bırakmış. Arkada görmüş olduğunuz kırmızı renkli plastik kapak çıkarılabiliyor ve yerine başka renkli bir kapak takılabiliyor. Bunun dışında Nokia Lumia 920 biraz daha ağır bir telefon. Yaklaşık 25 gramlık bir ağırlık farkı var her iki telefon arasında. Ancak Lumia 820 de 150 gram civarındaki ağırlığıyla akıllı telefonun içerisinde oldukça dikkate değer bir ağırlığa sahip. Telefonların kalınlıkları birbirine oldukça yakın. Görmüş olduğunuz gibi profilden baktığımızda kalınlık arasında arada çok fazla bir kalınlık farkı olmadığını görüyoruz. Tabii Nokia Lumia 820 biraz daha yuvarlak hatlara sahip olduğu için elde çok daha rahat bir şekilde taşınabiliyor. Tabii 4.3 inçlik ekran nedeniyle biraz daha düşük bir alana sahip olması da bu telefonun elde rahatlıkla tutulabilmesinde önemli bir etken. 480x800 piksel çözünürlük bazılarına ilk etapta hoş gelmeyebilir. Tabii ki Nokia Lumia 920'nin HD ekranını gördükten sonra, ancak 480x800 piksel çözünürlükte ekranın da çok da kötü olduğunu söyleyemeyiz. Clear Black AMOLED teknolojisine sahip olan bu ekran oldukça yüksek görüş açılarını sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi her açıdan renkler parlaklığını, canlılığını korumakta. Ekranın görüşü oldukça iyi. Güneş ışığı altında da bu ekranın iyi bir görüş sunduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında Windows Phone 8'in canlı kutucuklarını, uygulama menüsünü ve uygulamaları bu ekran oldukça iyi gösteriyor. Siyah renk seviyesi oldukça yüksek, derin siyahlar ağırlıkta. Ekranı kasadan ayırmak bir hayli zor. Bu da ekranın artılarından bir tanesi. Dediğimiz gibi 4.3 inç 480x800 piksel çözünürlük içerisine baktığımızda piksel yoğunluğu bakımından da çok kötü bir sonucu ortaya çıkardığını söylemeyiz. Sonuç olarak karşımıza görsel kalitenin iyi olduğu bir ekran bulunuyor. Tabii ki Internet Explorer 10'da masaüstü sitelerde gezinirken genel görünümde bir takım küçük yazıları okuyamama gibi bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu da çok büyük bir problem değil, onu söyleyelim. Teknoblog'un sayfasına baktığımızda genel görünümü gösterelim, masaüstü sayfayı gösterelim. Bu arada Nokia Lumia 820'deki internet tarayıcısının Internet Explorer 10'un da oldukça güçlü bir performans sunduğunu ve teknoblog.com gibi yoğun sayfaları bile oldukça hızlı bir sürede açtığını belirtelim. Görmüş olduğunuz gibi internette gezinme deneyimi, o belirttiğim küçük yazıların biraz okunaklı olmaması problemi dışında herhangi bir sorun çıkarmıyor. Tepedeki bölüme bakarsanız küçük yazı okumak biraz zor oluyor, ancak bu da çok büyük bir problem değil. Devam edelim. Nokia Lumia 820'nin tasarımına bakmaya devam edelim. Ne dedik? Telefon biraz kalın. Yaklaşık 10-11 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Bu akıllı telefonun içerisinde değerlendirdiğimizde biraz ortalamanın üzeri gibi duruyor. Ancak dediğim gibi telefonun kavisli yapısı, yuvarlak hatları bu telefonun oldukça rahat tutulmasına olanak sağlıyor. Telefonun sol tarafı tertemiz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Genellikle tuşlar sağa toplanmış. Kamera, güç ve ses tuşları gördüğünüz gibi sağ tarafta yer alıyor. Üstte 3.5 mm'lik kulaklık jack'ı var. Altta da micro USB portu var ve hoparlör dikkat çekiyor. Burada bir de mikrofon var. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Ön tarafta 4.3 inçlik ekranın altında kapasitif dokunmatik Windows tuşları yer alıyor. VGA çözünürlüklü bir ön kamera. Arkada ise 8 megapiksel çözünürlüklü çift led flashlı kamera bulunuyor. Bu kamerada PureView özellikleri yok. Yani bu kamera Lumia 920 gibi düşük ışıklı ortamlarda Lumia 920 kadar iyi bir performans göstermiyor. Ancak idare eder şekilde fotoğraflar çektiğini, aynı zamanda 1080p video çektiğini söylemek gerek. Görmüş olduğunuz kırmızı renkli kapak yerinden çıkarılıyor. Çıkarmak için biraz tırnak gerekiyor. Tırnağınızı tepede sağa doğru sokuyorsunuz ve daha sonra üstteki bölümü, ekranın ve diğer bileşenlerin bulunduğu bölümü yukarı doğru itiyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kapak 1650 mAh'lik bataryasıyla birlikte yerinden çıkıyor.
Batarya ince uzun, oldukça sıra dışı bir tasarım. SIM kart yuvası, mikro SIM kart yuvası ve 64 GB'a kadar destekli mikro SD kart yuvası dikkat çekiyor. Windows 18 ile birlikte mikro SD kart desteği gelmişti, SD kart desteği gelmişti ve Lumia 820 de bundan yararlanıyor. Görmüş olduğunuz kapak, bunun farklı renkleri var. Beyaz, siyah, sarı gibi renkleri var. Aynı zamanda farklı bir kapak alırsanız, kablosuz şarj destekli bir kapak alırsanız da Nokia Lumia 820'ye kablosuz şarj özelliği kazandırabilir ve Nokia'nın ayrıyeten sunduğu şarj yastıklarıyla bu telefonu kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Böylelikle telefonu her seferinde şarj kablosunu bulup da onu micro USB portuna takıp çekim yapmak zorunda da kalmamak o durumunda kurtulursunuz. Nokia Lumia 820'de bir Windows Phone 8 cihazı ve görmüş olduğunuz gibi Windows Phone 8'in canlı kutucukları ekranda, boyutları ayarlanabilir bu canlı kutucuklar. Ana ekranı dilediğiniz gibi özelleştirmenize olanak sağlıyor. Böylelikle farklı ana ekranlar yaratabilirsiniz. Bu arada güzel bir taraf, ana ekranın teması değiştirebiliyor, renkler değiştirebiliyor ve böylelikle Nokia Lumia 820'nin kapağıyla ana ekranın renkleri birbirine uyum sağlıyor. Nokia'nın Windows Phone platformuna yapmış olduğu katkı malum ve Nokia Lumia 820'yi de diğer Windows Phone cihazlarından ayıran özelliklerden bir tanesi bu. Nokia'nın uygulamaları. Bilen Göz uygulaması, haritalar, Nokia Müzik uygulamaları dikkat çeken uygulamalar arasında. Bunun dışında yine Nokia uygulamalarını Windows Phone mağazada Nokia Collection altında bulabilirsiniz. Onu da şöyle göstereyim. Burada Nokia'nın veya Nokia'nın iş ortaklarının hazırlamış olduğu çeşitli uygulamalar yer alıyor. Bu uygulamaları da cihaza indirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli seçenekler sunuluyor. Bunun dışında yine Windows Phone mağazadan farklı Windows Phone uygulamalarını cihaza indirebilir ve Nokia Windows Phone deneyimini biraz daha zenginleştirebilirsiniz. Bunun dışında SD kart desteği, biliyorsunuz telefonda SD kart yuvası bulunuyor ve SD kart uygulamalarını, SD kartı nasıl kullanacağınızı telefon depolama alanı bölümünden kontrol ediyorsunuz. Bunu da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir arayüzde yapıyorsunuz. Telefonda toplam 8 GB kapasiteli bir dahili bellek var. Bu yetmez diyenler için de 64 GB'a kadar destekli bir SD kart yuvası var. Bizim elimizde 32 GB kapasiteli bir micro SD kart vardı. Onu taktık ve görmüş olduğunuz gibi her iki belleğinde durumu gösteriliyor. Yeni müzik, video veya resimlerin nereye depolanacağını da seçebiliyorsunuz. Telefon veya SD kart arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Bunun dışında SD kart üzerine attığınız fotoğraf veya videolarda ilgili müzik, video uygulamaları tarafından bulunuyor ve görüntüleniyor. Nokia müzik uygulaması içerisinde de müziğin bölümüne baktığımızda bütün SD karta atılmış olan şarkıların yer aldığını görüyoruz. Mix Radio özelliğinden bahsetmiştik. Lumia 920 incelemesinde internet radyolarını dinleyebiliyorsunuz. İnternet bağlantınız varsa bir saat içerisinde 6 şarkı atlatma izni veriyor. Bunun yanı sıra radyoyu telefona indirip internet bağlantısı yokken de dinleyebilirsiniz. Nokia mağazası üzerinden, Nokia müzik mağazası üzerinden şarkı indirebilirsiniz. Yine dediğimiz gibi SD kart veya telefon belleğindeki şarkıları da bu şekilde dinleyebilirsiniz Nokia Lumia 820'de. Nokia Lumia 820 ile ilgili detaylar bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.